Savunma Raporu'na hoş geldiniz. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla zor zamanlar geçiren PKK'lı teröristler, Türkiye'ye sızmak için yeni yollar denemeye başladı. Teröristler Fırat Nehri üzerinden Türkiye'ye sızmak için, Münbic'in Karakozak bölgesinde tüp ve dalgıç kıyafetiyle 15 gün süren dalgıçlık eğitimi aldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ARAS 2023 dalgıç tespit sonarı, ABD'li askerlerden dalgıçlık eğitimleri alan teröristlerin yeni korkulu rüyası olacak. TRT Haber'in verdiği bilgilere göre, Türk savunma sanayinin gurur projelerinden biri olan ARAS, Anadolu gemisine geçtiğimiz günlerde entegre edildi. ARAS, Türkiye'nin ilk dalgıç tespit sonarı oldu. Aynı zamanda da tanımlanan görevlerinin dışına çıkarak yeni bir güvenlik serüvenine daha imza atacak. Türkiye'nin nükleer santral projesinde sona gelmesi ve Karadeniz kıyısında çok büyük bir doğal gaz depolama merkezi kurması önemli bir nokta. Bu önemli nokta bir yana dursun, terör tehdidinin son zamanlarda yeni bir boyut kazanması da düşünülünce, bugüne kadar başta askeri gemiler ve askeri tesislerin korunması için kullanılan dalgıç tespit sonarları, önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk dalgıç tespit sonarı ARAS 2023, Türk savunma sanayinin gurur projelerinden biri olan TCG Anadolu'ya geçtiğimiz günlerde entegre edildi. Suyun üzerinden gelecek tehditlere karşı son derece gelişmiş savunma sistemleri olan TCG Anadolu, suyun altından gelebilecek tehditlere karşı da sıkı bir şekilde korunuyor. Dalgıç tespit sonarları her ne kadar bugüne kadar başta askeri gemiler ve askeri tesislerin korunması için kullanılmış olsa da bu durum günümüzde hızla değişiyor. Terör tehdidinin günümüzde daha farklı bir boyuta geçmesi bu değişimin en önemli sebeplerinden biri. Bu durum bir başka sonucu da beraberinde getiriyor. Suyun altında, üzerinde ya da kıyıda bulunan sivil tesislerin korunması meselesi. Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili olan, nükleer santral projesinde sona gelen, Karadeniz kıyısında çok büyük bir doğal gaz depolama merkezi kuran bir ülke için dalgıç tespit sonarları haliyle çok daha büyük anlamlar taşıyor. Armelsan Genel Müdürü Can Emre Bakım, TRT Haber'e önemli açıklamalar yaptı. ARAS 2023 dalgıç tespit sonarını ele alarak, su altından gelen kapalı ve açık devre solunum sistemli dalgıçları ve dalgıç intikal vasıtalarını tespit etmek için geliştirildiğini söyledi. ARAS 2023 yaklaşık 1 kilometre mesafeden otomatik olarak hedefleri tespit edebiliyor. Kullanıcıya, operatöre yaklaşık yarım saatlik bir müdahale süresi kazandırdığını söyleyen Can Emre Bakım, asimetrik savaşın artık suyun altına taşındığına dikkat çekti. Armelsan Genel Müdürü, ARAS'ın yeni versiyonunun bu tür tehditleri de hızlı ve doğru bir şekilde tespit edeceğini kaydetti. Made in Türkiye, imzalı dalgıç tespit sonarı ile ilgili, kısa bir zaman sonra çok önemli bir ihracat haberini kamuoyuyla paylaşacaklarına da işaret etti. Bakım aynı zamanda, teröristlerin dalgıçlık eğitimi almasının Türkiye'yi doğrudan etkileyeceğini ve ARAS dalgıç tespit sonarının bu gibi asimetrik saldırılar karşısında kıymetli bir teknoloji ürünü olduğunu şu sözlerle ifade etti. Bu bölgede egemen güçlerle deniz alanında ya da başka politikalarda çıkar çatışması yaşayacak tek ülke biziz. Bu nedenle tehdidi ciddiye almakta fayda var, bu tehdit sadece askeri gemiler ya da askeri tesisler için geçerli değil. Barajlar için de benzer bir sıkıntı söz konusu olabilir. Bu tür asimetrik unsurlar barajlarımıza, su altındaki pek çok sabit tesisimize de zarar verebilir. Suyun altında vana hatları, elektrik hat kabloları bulunuyor. Karadeniz'de doğal gaz hatlarımız, devam eden sondajlarımız var, limanda da çok ciddi bir depolama ve dağıtım hattı mevcut. Dalgıç tespit sonarı tüm bu yerler için oldukça kıymetli bir sistem ifadelerini kullandı.